.NET Framework kütüphanesinden C# operatörler konusunu işleyeceğiz. Yeni bir proje oluşturdum. Boş bir main projesi. Hemen operatörler diye notumu alıyorum. Operatörler C# tarafından anlamlandırılabilen çeşitli sembolleri ifade ederler. Bu semboller de artı, eksi, çift eşittir, küçük eşittir gibi değişik semboller vardır. Bunları gruplandırıp ayrı ayrı işleyeceğiz. İlk işleyeceğimiz operatör çeşidi aritmatik operatörler. Aritmatik operatörler diyorum. Nedir bu aritmatik operatörler? Aritmatik operatörlerimiz, parantez içerisinde yazayım, artı, eksi, çarpı, bölü ve çarpı şeklinde 4 tane aritmatik operatörümüz var. Bunlar aslında bizim matematik işlemlerinde bildiğimiz operatörler. Hemen bir tane örnek yapalım. Int sayı 1 eşittir 10 diyorum. Int sayı 2 eşittir 5 diyorum. Double da diyebilirdim. Tam sayı olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Console.WriteLine'la da bu ikisini toplayıp ekrana yazdırayım. Hatta şöyle yapalım. Artı operatörü diyorum. Eşittir koyayım. Birleştirme operatörünü koydum. Sayı 1 artı sayı 2 şeklinde operatörlerimi yazayım. Eğer bir string bir ifadeyle sayısal bir ifade arasında artı operatörü varsa burada da birleştirme operatörü olarak çalışır artımız. Evet, artı operatörünü yaptım. Şunu kopyalayayım hızlı bir şekilde. Diğer sayılarımı da yapmak istiyorum. Diğer operatörlerimi de kullanmak istiyorum. Eksi operatörü sayı 1 eksi sayı 2 olsun. Çarpı operatörü sayı 1 çarpı sayı 2. Bir de bölü operatörü diyelim. Bölü diyorum. Sayı 1 bölü sayı 2 şeklinde yapalım. Hatta ekrana en başta operatörleri yazmaya başlamadan önce bunları ekrana bir yazdırmak istiyorum sayı 1 ile sayı 2 mi? Yine string bir ifade koyuyorum. String bir ifadede birinci sayı diyelim. Birinci sayı eşittir dedim. Birleştirme operatörü artı dedim. Neyi yazacak? Sayı 1'i yazacak. Daha sonra geliyorum. Console.WriteLine'la ikinci sayımı ekrana yazdıracağım. İkinci sayı diyorum eşittir artı sayı 2 diyorum. Evet, ekrana bunları yazdırıp operatörlerimi çağırıyorum ve programın en sonunda durmasını beklemesini istiyorum. Console.readk ile de klavyeden bir tuşa basılana kadar beklemesini istiyorum. Şu sayıların hemen altına da bir tane çizgi çizmek istiyorum ki üstteki ile alttakini ayırt edebilelim. Şöyle aralarına da bir tane çizgi çizdim. Çalıştırıyorum programımı. Evet, programım çalıştı. Birinci sayımı 10 vermiştim zaten. İkinci sayım 5. Artı operatörü toplama işlemi gerçekleşti. Eksi operatörünü de çıkarma işlemi gerçekleşti. Çarpı operatörünü de sayı 1 ile sayı 2'yi çarptı ve bölüde de aynı şekilde işlemi gerçekleştirdi. Aritmatik operatörlerim bu kadar. Şimdi atama operatörlerine geçiyorum. Geliyorum. İki boşluk bıraktım. Hatta şuraya bunların sayı 1 ve sayı 2'nin büyük harflerle çalışma ekranımızda da birbirinden ayrılmasını istiyorum. Console.WriteLine'la büyük harflerle ekrana ne yazalım? Aritmetik operatörler diyorum. Aritmatik operatörleri yazsın. Şimdi geldim neye? Atama operatörlerine. Atama operatörleri. Atama operatörleri adından da anlaşılabileceği gibi değişkenlere değer atama işlemlerinde kullanılır. Nelerdir peki bunlar? Eşittir olabilir. Artı eşittir. Eksi eşittir. Çarpı eşittir. Bölü eşittir. Şuraya bir virgül koyalım. Bölü eşittir. Ve son olarak da artı artı ya da eksi eksi operatörleri birer atama operatörüdür. Şimdi gelelim. Şunları yazdırdıktan sonra atama operatörlerini yazmaya başlamadan önce ekrana ben bir çizgi çizmek istiyorum. Console.WriteLine'la ekranımı şu şekilde bir çizgi çizeyim. Int diyeyim sayı 3 eşittir 30 diyorum. Eşittir'in yaptığı görev sağ taraftaki değeri sol tarafa atamak. Eşittir bu şekilde çalışan bir operatörümüz. Yani artık benim sayı 3'ümün içerisinde 30 değeri var. Eşittir operatörümüzün kullanımı bu şekilde. Silmeme gerek yok. Eşittir operatörü sağ taraftaki değeri sol taraftaki değişkene atar. Eşittir operatörümüz bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi geliyorum. Bir diğer atama operatörüm artı eşittir operatörü. Artı eşittir operatörünün hemen kullanımını yazayım. Örneğin sayı 3 artı
Eşittir diyorum. Sayı 1 gibi bir değişken de yazabilirim. Bir sözel bir ifade de yazabilirim. Buradaki yaptığım işlem aslında şununla bir farkı yok. Sayı 3 eşittir. Sayı 3 artı 5 ile bir farkı yok. Sayı 3 ile değişkenin sağ tarafını toplar ve sayı 3'ün yeni değerini belirler. Sayı 3'üm artık benim 5 artmış olur. Yani şu üstteki ifade ile şu alttaki ifade arasında hiçbir fark yok. Örneğin gelip sayı 3'ü konsol nokta brightline'a sayı, şurayı silerim tabi, sayı 3'ü ekrana yazdırdığımız zaman artık sayımın yeni değeri 35 olacak. Tabi şurada da tire işaretinden sonra şöyle bir console.writeline'la başlıkları birbirinden ayırayım. Ne diyeceğim? Atama operatörleri. Atama operatörleri. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Şuraya da bir iki satır boşluk bırakayım. Programımı çalıştırdım. Ekrana 35 yazacak alt tarafta. Atama operatörlerimin de hemen düzgün bir şekilde şuraya geleyim. Bir birleştirme işareti. Artı eşittir operatörü diyorum. Geliyorum. 2 nokta koyayım. Sayı 3'ü yazsın. Gelelim hemen. Diğer operatörleri de kullanalım. Konsol nokta brightline. Geldim. Örneğin 35 yazdıktan sonra ben şurada hemen değişkenimi tekrardan güncelleyeyim. Sayı 3 eksi eşittir. Geleyim bu sefer de 10 diyeyim mesela. Kaçtan 10'u çıkaracak? Bulduğu yeni değerden, yani şuradaki bulduğu yeni değerden 35'ten 10'u çıkaracak. Bunu da gelsin tırnak işaretleri içerisinde eksi eşittir birleştirme operatörü, şuraya da operatörü diyelim. 2 noktamızı koyalım. Yine sayı 3'ümüzü ekrana yazdıralım. Evet, programımızı çalıştırdığımız zaman atama operatörlerinin nasıl bir işlem yaptığını görüyoruz. Yani burada ne yapmış olduk? Başta bizim sayı 3 değişkenimiz vardı. Onu 30 olarak belirlemiştik. Hatta onu da ekrana yazdırabiliriz. Buna başta artı eşittir atama operatörüyle 5 ekledim ve yeni 35 değerini buldum. Daha sonra da bulduktan sonra bu yeni değer üzerinden eksi eşittir operatörüyle 10 çıkardım ve 25 değerine ulaştım. Atama operatörlerin kullanımı da bu şekilde. Çarpma ve bölmede de herhangi bir farklılık yok. Onları da bu şekilde yapabilirsiniz. Çarpı eşittir ve bölü eşittir operatörünü tekrardan kullanmak istemiyorum. Onlar da aynı şekilde toplama ve çıkarmadaki gibi işlemi gerçekleştiriyor. Burada eksi ve artı artı operatörünü gerçekleştirmek istiyorum. Sayımın son değeri 25. Gelip şuraya sayı 3 eksi eksi dediğim zaman sayı 3'ümden bir değer azaltıp sayı 3'ümün yeni değerini belirler. Yani benim sayı 3'üm en son burada 25 olarak ekrana yazdım. 25'ten 1 düşürüp 24. Yani ekrana yazdırırsam bunu console.brightline'a eksi eksi operatörü diyorum. Birleştirme operatörünü koydum. Sayı 3'ü ekrana yazdırıyorum. Şuraya da bir 2 nokta koyayım. Şimdi sayı 3'ümü ekrana yazdırıyorum. Programımı çalıştırdığım zaman ekrana 24 yazacak. Eksi eksi operatörümün yaptığı işlemde benim ifademi bir azaltmak. Tabii bu eksi eksinin başında ve sonunda olması ile ilgili bir ince bir ayrıntı var. Eğer ben bunu sonuna koyarsam bu satırda işlem yaptığım zaman öncelikle işlemi eski değerinden gerçekleştirir, sonra işlemi yapar. Ne demek istiyorum? Hemen console.writeline'la ne demek istediğimi anlatıyorum. Örneğin bir azalttığım sayımı tekrardan burada bir azaltırsam programımı çalıştırayım. Ekrana yine 24 yazacak. 24 yazmasının sebebi de eğer bu eksi eksi operatörümüz değişkenimizin sağ tarafındaysa o satırda değişkenimizi değiştirmez. O satırı değişkenimizin aynı değeriyle tamamlar. Bir alttaki satırda değiştirme işlemini yapar. Burada bir alttaki satıra geçtiğimiz için sayımızı azalttı ama burada tekrardan azaltmadı. Eğer ben burada tekrardan sayımı yazdırırsam bir azalttığını göreceğim. Peki bu eksi eksi sonunda değil de başında olsaydı bu sefer de öncelikle değişkeni arttırıp sonra işlemi gerçekleştirecek. Yani şimdi tekrar eksi eksi koyayım da artı artı koymayayım. Öncelikle sayımı azaltacak, sonra ekrana yazacak. Yani karşımda 23'ü göreceğim ben. Evet, gördüğünüz gibi öncelikle sayımı düşürdü. Daha sonra işlem gerçekleştirdi.
Yani sağında ve solunda olması operatörün bizim sonucumuzu kısmen etkiliyor. O satırda işlem yapıyorsak kısmen etkiliyor. Bu aklımızda bulunsun. Şimdi bir de sayı artı artı operatörü ile işlemimizi gerçekleştirelim. Şunu hızlı bir şekilde kopyalıyorum. Eksi eksi operatörü değil de artı artı operatörünü kullanıyorum. Bu sefer de ne yapacak? 24'e düşürdüğüm sayımı artı artı operatörüyle tekrardan 25'e çıkaracak. Evet, artı artı operatörüyle sayımı tekrardan 25'e çıkarmış oldum. Atama operatörlerini de bitirdik. Şimdi sıra geldi mantıksal operatörlere. Mantıksal operatörler. Neler bunlar? En çok kullandıklarımızdan bahsedeceğim. V mantıksal operatörü, Alt GR tuşuyla ya da mantıksal operatörü ve bir de değil mantıksal operatörümüz var. Şimdi bunlar bana geriye boolean değer döndürürler. Yani ne demek bu? Hemen gösteriyorum. Console nokta bir çizgi çizmek istiyorum. Öncelikle console nokta bright line geldim. Şöyle bir çizgi çizeyim. Üst tarafla ayırmak istiyorum. Yine ekrana gelip mantıksal operatörler diye yazdırmak istiyorum. Mantıksal operatörler diye ekranıma yazdırmak istiyorum. Şimdi işlemimi gerçekleştireceğim. Bu ifadelerimiz genelde mantıksal operatörlerimiz if ya da switch case ile kullanılır dedik. Fakat if ve switch case'i daha öğrenmediğimiz için ben bunları daha bir basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Örneğin diyorum console.brightline'a geliyorum. Öncelikle mantıksal operatörler boolean değer döndürürler. Yani boolean değer dediğimiz ne? True ve false iki değeri alabilen bir yapı. Buna göre bazı işlemler gerçekleştirir. Örneğin ben true ve true'yu karşılaştırırsam arkadaşlar true ve true dersem ekranıma ne yazacak? True yazacak. Ekranıma true yazdı. True yazmasının sebebi de şu. V operatörü ikisi de ifadenin operatörün solundaki ve sağındaki değerlerin ikisi de true'ysa yani doğruysa true değer döndürür. Herhangi bir tanesi true değil de false ise geleyim örneğin bir tanesini false yapıyorum. Çalıştırdığım zaman ifademden false değer döner. Yine aynı şekilde bunların False'un sağda ya da solda olmasının çok önemli değil. Şuradan geliyorum. Programı öncelikle bir durdurayım. Şuradan geliyorum. Başındakini de false yapsam false çıkacak değer. Tekrardan yapıştırayım. İkisini de false yaptığım zaman da yine false çıkacak. Yani AND operatörü dediğimiz operatörde ve operatöründe bizim ifadelerimizin İkisinin de true olursa true dönüyor. Onun haricindeki tüm kombinasyonlarda false dönüyor. Şimdi benim bir de or operatörüm var veya operatörü. Şimdi onun kullanımına geleyim. Şuraya gelip console.writeline'la gene bir ufak bir çizgiyle bunları birbirinden ayırmak istiyorum. Geliyorum. Şimdi ifademi tekrardan kopyalayayım. Hatta komple şu şekilde kopyalayayım. Yapıştırıyorum. V operatörünü, AND operatörünü değil de OR operatörünü kullanıyorum. OR operatörü de ifadenin ikisi doğruysa da doğrudur. Herhangi bir tanesinin doğru olması yani sonucunun doğru olması bizim işlemimizin doğru çıkması için yeterlidir. Ama ikisi de yanlış olursa OR operatörünün sağındaki ve solundaki iki değer de yanlış olursa karşımda göreceğim değer false'tur yani yanlıştır. Çalıştırayım programımı. Evet bu sefer tam tersi bir yapıyla karşılaştık. Yani birinin true olma durumunda İşlemimiz bizim için doğru. İkisi false olduğu zaman da işlemimiz false olarak geri dönüyor. Yani mantıksal operatörlerimiz AND ve ya da operatörünün kullanımı bu şekilde. Bir de değileme operatörümüz var. Bunu da direkt bunun üzerinde göstermek istiyorum. Yaptığımız işlemin üzerinde göstermek istiyorum. Örneğin mesela true ve true'dan ikisi de doğru olduğu koşulda true dönecek. Ben bunun değilini alıyorum. Geliyorum. Bir paranteze daha aldım ve değil işlemini gerçekleştirdim. Normalde buradan true dönüyor ama bu true'yu ters çevir dedim. Ters demek demek ne demek? True'yu false yap diyorum. Ve baktığımız zaman V operatöründe ikisi de ilk yaptığımız uygulamada ikisi de
True olmasına rağmen false bir değer dönüyor karşımıza. Değil operatörü de bu şekilde çalışıyor. İfadenin sonucu neyse doğru ya da yanlış bunun tersini alıyor. Evet, mantıksal operatörlerimizi de gerçekleştirdik. Şimdi geliyorum karşılaştırma operatörlerine. Karşılaştırma operatörleri. Karşılaştırma operatörleri iki değeri karşılaştırır ve sonuç beklediğimiz gibi ise true, değilse false değer döndürür. Ne demek yani bu? Karşılaştırma operatörlerimizi şu şekilde yanına da yazıyorum. Eşit eşit, eşit değil, küçük eşit ve büyük eşiti de yazabiliriz. En çok kullanacağımız operatörler bunlar. O yüzden bunlarla ilgili örnek yapmak istiyorum. Öncelikle ekrana bir çizgi çiziyorum. Console.WriteLine'la ekranıma bir çizgi çizmek istiyorum. Çizgimi çizdim ve başlığını yazmak istiyorum. Ne diyeceğim? Karşılaştırma operatörleri. Şu yeşil olan ifade yorum satırı olduğu için ekranda gözükmez. Karşılaştırma operatörleri diye yazdım. Şimdi gelip bir karşılaştırma işlemi yapayım. En üstte benim sayı 1 ve sayı 2 diye iki tane sayı 1'im 10, sayı 2'm de 5. İki tane değişkenim var ve bunlarla ilgili karşılaştırma işlemlerini gerçekleştireyim. Geliyorum. Console.WriteLine diyorum. Eşit eşit operatörü diyorum. İki noktamı koydum. Birleştirme operatörünü koydum. Parantez içerisinde ifadeler birbirinden ayrılsın diye neyle neyi karşılaştıracağım? Sayı 1 eşit eşit sayı 2 diyorum. Yani sayı 1 sayıya eşit, sayı 2'ye eşit mi diye bakıyor. Tek eşittir olduğu zaman sağ tarafı sol tarafa atar. Çift eşittir olduğu zaman da bunlar birbirine eşit mi diye bakar. Hemen buna baksın. Sayı 1 sayı 2'ye eşit olmadığı için false dönmesini bekliyoruz. Hemen çalıştıralım programımızı. Ve ne döndü değerimizde? False değeri döndü. Şimdi hemen bunu çoğaltmak istiyorum. Eşit değilse dedim. Geliyorum buraya. Eşit değilse diyorum. Burada da sayı 1 sayı 2'ye eşit değil mi diye bakıyor. Yani eşit değilse true dönecek. Eşitse false dönecek. Hemen çalıştırıyorum programımı tekrardan. Burada true dönmesini bekliyorum. Ve eşit değil operatörüme baktığım zaman birbirine eşit olmadıkları için true ifadesi dönüyor. Şuraya geliyorum. Küçük eşit. Geliyorum. Büyük eşit diyorum. Sayı 1 sayı 2'den büyük olduğu için son ifademde true dönerken bir üstteki ifademde false dönmesini bekliyorum. Koşulu sağlamadığı için operatörlerime bakıyorum. Evet, bir önceki tabii şunların bir karışıklık olmasın. Şunları da değiştirmek istiyorum. Küçük eşit ve büyük eşit olarak değiştiriyorum. Sayı 1 ile sayı 2'mi karşılaştırdı. 10 5'ten büyük olduğu için true döndü. 5'ten 10 5'ten küçük olmadığı için de false değeri döndü. Karşılaştırma operatörlerinde bu şekilde ifade edebilirim. C# 7.0 ile karşımıza gelen bir özellik var. Son olarak da bundan bahsetmek istiyorum. Literal diye bir özelliğimiz var. Literal diyorum. Bu özelliğimiz de bizim sayımızın yani sadece programcı için okunabilirliğinin daha güzel olmasını sağlayan bir değişken tanımlama çeşidi. Yani ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Geliyorum. Tabii üst tarafla karışmasını istemiyorum. Console.WriteLine'la araya bir çizgi koymak istiyorum. Çizgimi koydum. Şimdi literalimi göstermek istiyorum. Int sayı 4 diyeyim eşittir örneğin. 100.000 yazmak istiyorum. 100.000'imi yazdım. Ve değişkenimi tanımladım. Ya yani bu şekilde alt tire ile okunabilirliğini programcı açısından daha güzelleştiren bir özellik. Bunu ekrana yazdırdığım zaman ekranda göreceğim değer ise bu alt çizgi olmadan 100.000 değerini göreceğim. Hemen çalıştırıyorum programımı. Yani kod kısmında bize kodumuzun daha anlaşılabilir olmasını sağlayan bir yapı C#'ta operatörlerle ilgili konumuzu genel anlamıyla tamamladık. Bloğu da inceleyip ufak ayrıntıları da oradan öğrenebilirsiniz. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın.